ملك لارترفندن المك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اوليس Siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. Bakara Suresi 152. Ayet Kıymetli Mü'minler! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizim namazımıza, orucumuza, zikrimize, fikrimize ihtiyacı yok. Bizim O'nu zikretmeye, O'na ibadet etmeye ihtiyacımız var. Buna rağmen Namazda ikinci rekatta Allah Celle Celaluhu bize buyurdu ki: "Kullarım! Siz beni zikrederseniz, ben de sizi zikrederim. Siz beni hatırlarsanız, ben de sizi hatırlarım. Siz bana değer verirseniz, ben de size değer veririm." Halbuki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizim zikrimize ihtiyacı yok. Değer vermemize ihtiyacı yok. Ama ne büyük bir şereftir ki biz Allah'ı zikredersek Allah da bizi zikrediyor. Bu ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi kutsi olarak bize öğretiyor. Hadisi kutsi de Allah celle celaluhu buyuruyor ki: Kulum beni tek başına zikrederse ben de onu tek başıma zikrederim. Kulum beni bir cemaat içerisinde zikrederse ben daha hayırlı bir cemaat içerisinde onu anarım. Ondan bahsederim. Biz Allah Celle Celaluhu'yu zikredince, hele bir cemaat içerisinde zikredince Allah Celle Celaluhu gökteki meleklere bizden bahseder. Gökteki melekler arasında biz konu oluruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu "Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim." buyuruyor. Kullarım bütün nimetleri sizlere veren benim dolayısıyla benim size verdiğim nimetleri takdir edin şükredin bana nankörlük yapmayın ben şükredenlerden razı olurum nankörlük yapanlardan razı olmam kızarım diyor yarın ahirette insanların cehenneme girmesine en büyük etken nankörlükleri olacaktır nankörlük Allah Celle Celaluhunun verdiği nimetleri görmezlikten gelmek demektir. Babalarımız, dedelerimiz çok affederseniz binmek için merkep bulamazlardı. Şimdi biz altımızdaki arabaların markasını yarıştırıyoruz. Buna rağmen babalarımızın, dedelerimizin Allah'a şükrettiği kadar şükretmiyoruz. Eskiden. Evlerimizde olan mobilya, elektronik eşya ve sair malzemelerin tamamı bir köyde, bir mahallede yoktu. Şimdi bir mahallede, bir köyde olmadığı kadar bir evde malzeme vardır. Ama o evde abdest, namaz, secde, şükür yoktur. Sanki bunların hepsi rutinmiş, normalmiş gibi davranıyoruz. Bugün bizim yaşadığımız bu şartlarda, bu zamanda komşu ülkelerimizde ve dünyanın birçok ülkesinde bizim bulduklarımızı bulamayan milyonlarca insan var. Bizim yediğimizi yiyemeyen milyonlarca insan var. Kan gölüne dönmüş devletler, dağılmış yuvalar, kedi etini yemek için fetva arayanlar vardır. Dolayısıyla sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bilip şükrünü eda etmemiz gerekir yoksa Allah celle celaluhu işi tersine çevirir onlara verir bize vermez bu sefer o sıkıntıları biz yaşarız rabbim bizleri açlıkla imtihan eylemesin